ülkede de faaliyet gösteriyoruz ve bu ülkelerde yerleşik Türk firmalarının diğer Avrupa bankalarından alabilecekleri hizmetlerin tamamını verebilecek konumdayız. Avrupa'da yerleşik Türk firmalarının sadece Avrupa'daki yatırımlarını değil, Türkiye'deki yatırımlarını ve Türkiye ile yaptıkları ticareti de finanse ediyoruz. Bizim bu aşamada diğer Avrupa bankalarına kıyasla temel farkımız ve avantajımız, firmalarımızın Türkiye'deki menkul ve gayrimenkul varlıklarını da kredi teminatı olarak değerlendirebiliyor olmamızdır. Bu bağlamda firmalarımıza sunduğumuz ürünlerimizden bir tanesi taksitli ticari kredidir. Burada 120 aya kadar vadeyle ve %6'lardan başlayan faiz oranları ile firmalarımızın yatırım ve projelerini finanse ediyoruz. Detaylı bilgi için firmalarımızı şubelerimize bekliyoruz. Peki Ferhat Bey, çok teşekkür ediyoruz. Zaten sizin çağrı merkezinizde zaman zaman telefon numaralarınızı yansıttık ve en azından daha önceden de bilgi alabilirler ticari kredi konusunda olası müşterileriniz diyelim. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Teşekkürler. Özellikle ekonomide en azından önümüzdeki hafta biraz daha güzel haberler almak dileğiyle. Size de iyi İnşallah. akşamlar diliyorum Ferhat İyi Bey. akşamlar, başarılar yayınlarınızda. Sağ olun. Sağ olun. Efendim şimdi sırada cari hesap nedir'in yanıtı var. Cari hesap, iki taraf arasındaki borç ve alacak işlemlerinin tutulduğu hesaptır. Efendim, İşbank'ın uzaktan havale ve havale konusundaki ürününü de bu hafta Müge Yazgan anlatacak bize. Türkiye İş Bankası'nın Avrupa'daki bankası olan İşbank GmbH, yaşadığı değişim sürecinde bünyesine yeni ürünler katarken mevcut ürünlerini de geliştirerek müşterilerine daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyor. İşbank GmbH müşterilerine Türkiye'deki hesaplarına gerek Almanya'dan gerekse diğer ülkelerden çok pratik bir şekilde havale yapma olanağı sağlıyor. Bankanın genç ve başarılı çalışanlarından Müge Yazgan, İşbank aracılığıyla havale yöntemini tüm ayrıntılarıyla anlattı. Şubelerimiz aracılığıyla Türkiye İş Bankası anonim şirketinin Türkiye'deki herhangi bir şubesine havale gönderme imkanımız bulunuyor. Bu havaleler birkaç dakika içerisinde alıcısına ödenmek üzere Türkiye'ye iletiliyor tarafımızca. Havaleniz Türkiye'de alıcısına ödenirken bir diğer avantaj da alıcının bu havaleyi alırken hiçbir ücret ödememesidir. Üstelik ödeme şekline de burada bakmıyoruz. Yani alıcı ister Türk lirası olarak ister euro olarak bu havalesini alsın fark etmiyor. Herhangi bir ücret talep edilmiyor kendisinden. Türkiye'ye havale göndermeniz için birkaç farklı imkan mevcut bankamızda. Bunlardan bir tanesi nezdimizde açtıracağınız, şubelerimizde açtıracağınız hesabınızdan bu havaleyi göndermek. Bunun için gerekli bilgileri içeren havale formunu doldurup şubelerimizde çalışan arkadaşlarımıza iletmeniz yeterli. Bir diğer imkan Türkiye'deki aynı alıcıya periyodik olarak göndereceğiniz havaleler için şubelerimize gelip bir Türkiye sürekli havale talimatı vermek. Bu talimatı verdiğinizde havaleniz istediğiniz tutarda, istediğiniz sürede alıcısına otomatik olarak iletilecektir. Sizin bu konuyla ilgili olarak artık herhangi bir işlem yapmanıza gerek bulunmamaktadır. Ayrıca yine şubelerimize gelerek kasadan nakit havale yapma imkanınız da var. Bu imkanı da tercih edebilirsiniz. Bir diğer imkanımız şubelerimizin olmadığı yerlerde oturan vatandaşlarımız için sunduğumuz bir imkan. Diğer Alman bankalarındaki hesaplarınızdan bankamız nezdindeki 24.54.009 numaralı hesaba para göndermek suretiyle havalenizin Türkiye'ye iletilmesini sağlayabilirsiniz. Burada kullanacağınız banka kodu 502 306 çift 0.
havalenizin sorunsuz olarak Türkiye'ye iletilmesi için havale belgesinin açıklama alanında mutlaka alıcının adının, adresinin, ilgili Türkiye İş Bankası şubesinin ve varsa Türkiye'deki alıcının hesap numarasını mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Almanya dışındaki ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımız da bu uzaktan havale hizmetimizden yararlanabilirler. Bunun için havale tutarını uluslararası ödemeler sistemini kullanarak bankamız nezdindeki 2454009 numaralı hesaba göndermeleri yeterli. Özellikle Avrupa topluluğuna üye ülkelerden birinde ikamet eden vatandaşlarımız Avrupa Birliği standart havalesi adı verilen bir yöntemle rahat ve ucuz bir şekilde bu havalelerini gönderebilirler. Avrupa Birliği standart havalesi gönderebilmek için gerekli olan BİK ve IBAN kodlarını bankamızın www.işbank.de adresinden öğrenebilirsiniz. Türkiye havaleleriyle ilgili çok önemli iki hususu da burada hatırlatmak istiyorum. Bir tanesi bankamızdan nakit yapılan havalelerde müşterilerimizin mutlaka Alman kimlik belgelerinin ve veya pasaportlarının yanlarında olması gerektiğine dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca 5000 euronun üzerindeki nakit havalelerde kara paranın aklanmasının önlenmesi yasası gereğince paranın kaynağını belgelemek durumundasınız. Bu nedenle bu tutarın üzerinde yapacağınız havaleler için parayı çektiğiniz bankadan herhangi bir belge veya hesap özeti getirmek durumundasınız. Almanya'da 2009 yılında yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemeler nedeniyle şahsi hesabınızın bulunmadığı diğer banka, finansal kuruluş veya postaneler nezdinde nakit yatırmak suretiyle tarafımıza iletilen havaleler Türkiye'ye iletilmek üzere işleme konulamayacak ve ilgili bankalara iade edilecektir. Bu nedenle sadece bankanızdaki şahsi hesabınızdan gönderilen havalelerin Türkiye'ye iletebileceğini dikkat etmenizi rica ediyoruz. Ayrıca şubelerimizden kendi adınıza nakit havale gönderme imkanınız her zaman mevcut olmakla birlikte havale işlemlerinizin daha hızlı ve daha hesaplı bir şekilde Türkiye'ye iletilmesini sağlamak için nezdinizde açtıracağınız bir hesaptan bu havaleleri göndermenizi tavsiye ediyoruz. Efendim şimdi Hollanda'ya gidiyoruz. Biliyorsunuz 3 Mart'ta Hollanda'da yerel seçimler vardı. Yerel seçimler sonucunda çok sayıdaki Türk aday da belediye meclislerine seçildi. Ali Okşak'ın haberiyle izliyoruz. Hollandalılar ana kent ve ilçe belediye meclisi üyelerini seçmek için geçtiğimiz çarşamba günü sandık başına gitti. Oylarınızı kullandınız. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Yani en azı bu oy hakkı olması, onu kullanmak yani mutluluk veriyor tabii ki. Yani bakıyorsunuz ya başka ülkelerde oy kullanma hakkı yok. Burada o hakkı kullanabiliyorsak ne mutlu bize diyorum. Bugünlere böyle yani neşeli, coşku dolu oyumuzu kullanabilmişsek ne mutlu bize. 1986'dan itibaren Hollandalı olmayanlar yani Hollanda dışından gelenlerin de oy kullanma hakkına sahip olduğu için çok mutluyuz. Yerel seçimlerde Hollanda'da yaşayan Türkler de sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderek tercihlerini yaptı. Seçimlerde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Amsterdam ve Rotterdam ilçeleri de dahil 460'ın üzerine Türk aday yarıştı. İslam karşıtı söylenmeyle tanınan Özgürlük Partisi lideri Gert Wilders'ın seçildiğim takdirde sübvansiyon alan kurum ve kuruluşlarda çalışanlara başörtüsü yasağı getireceğim şeklindeki seçim propagandasını bazı Hollandalı seçmenler başörtüsü takarak protesto etti. Ancak bu protestolara rağmen Hollanda'da seçmenin sağ kaydığı gözlendi. Seçimlere iki kentten katılan İslam Karşıtı Özgürlük Partisi, Almere'den birinci, Lahey'den ikinci parti olarak çıktı. Yerel partiler ilk belirlemelere göre belediye meclislerine toplam 2620 temsilci gönderirken, iktidardaki SDA'nın toplam sandalye sayısı 1507, Liberal Parti'nin 1367 ve İşçi Partisi'nin temsilci sayısı da 1211 olarak belirlendi. İlk sonuçlara göre 100'e aşkın Türk kökenli aday listedeki sırasından belediye meclislerine girmeyi başardı. Tercihli oylarla seçilen Türk sayısının ise yüksek olması bekleniyor. Seçimlerin düşündürücü yanı ise katılımın yine düşük olmasıydı. Katılım oranı %53.7 civarında gerçekleşerek 4 yıl önceki katılımdan bile az oldu. Şimdi ise tüm ülke Hollanda parlamentosunun kararıyla 9 Haziran'da yapılacak erken genel seçime kilitlendi.
Eğer televizyonlarını yeni açanlar varsa programımız başladığı andan itibaren uzun süre özellikle sizleri yakından ilgilendiren konularda konuştuğumuz tartışmalar.